Merhaba, iyi günler. Bildiğiniz üzere Cumartesi günü Washington'da yüz binlerce insanın katıldığı büyük bir kadın yürüyüşü düzenlendi. Hem ABD'nin hem de dünyanın başka kentlerinde bu yürüyüşe destek oldu ve sokaklara çıkan insanlar hem bir yandan yeni seçilen ABD Başkanı Trump'ı protesto ettiler hem de kadınların haklarına sahip çıkacaklarını dillendirdiler. Biz de bu hafta sonu gerçekleşen büyük çaplı protestoları, bu yürüyüşlere katılma şansı olan iki Türkiye'li kadınla konuşacağız. Programımıza Tuğba Tanyeri Washington'dan, Başak Taraktaş ise Chicago'dan katılıyorlar. Ben şimdi öncelikle Tuğba Hanım'la başlamak istiyorum. Bize Washington'daki yürüyüşü ve izlenimlerinizi anlatabilir misiniz? İyi akşamlar. Öncelikle Washington'daki yürüyüşün gerçekten çok kapsamlı ve çok kalabalık bir yürüyüş olduğunu belirtmekle başlamak isterim. Şöyle ki hani Washington DC'nin şehir nüfusu 700 bin kişi civarında. Cumartesi günü sokaktaki eylemci sayısının 1 milyon olduğu tahmin ediliyor. Bu tahmin edersiniz ki oldukça muazzam bir katılımcı sayısı. Bu da zannedersem Trump'ın seçim sürecinde kullandığı bölücü, ötekileştirici, ayrımcı söyleme çok ciddi bir karşıtlık olduğunu gösteriyor. Washington DC oldukça sakin başkent normal şartlar altında ve çok da renkli bir şehir değil. Fakat cumartesi günü Washington DC'nin hemen hemen bütün sokakları pembeye boyanmıştı diyebiliriz. Oldukça kapsamlı bir yürüyüştü. Çok kalabalıktı. Hemen her yaş grubundan insan vardı. Size şöyle söyleyeyim. Kucaklarında 3 aylık bebek gelmiş bir çift vardı mesela. Oldukça çok anneanne ve dede vardı. Ailesi pusatıyla gelmiş çok kalabalık insanlar vardı. Amerika'nın her bir tarafından gelmiş insanlar vardı. Benim Florida'dan, Cincinnati'den, Boston'dan gelmiş arkadaşlar mesela katılmışlardı yürüyüşe. Ama onun dışında da hemen hemen Amerika'nın her yerinden bürslerle, uçaklarla akın akın insan Washington DC'de bir araya gelmiş cumartesi günü. Evet, peki Başak, sen biraz Chicago'dan bahsedebilir misin? Chicago'da durum çok farklı değildi. DC'den sonra gerçekleşmiş en büyük yürüyüş Chicago'da gerçekleşmiş ama bunu kimse beklemiyordu. Biz oraya yürüme amacıyla gitmiştik ama o kadar kalabalık olmuş ki grubu kontrol edemeyecekleri için yürüyüşü iptal ettiler. En sonunda kendimiz yürüdük. Yine de bir yürüyüş oldu. Konuşmalar oldu. Genel olarak neşeli bir yürüyüştü diyebilirim. Bir şiddet eylemi falan olmadı. Radikal değildi. Yine farklı yaş gruplarından insanlar vardı. Çoğunluğu gençlerin oluşturduğu bir grup vardı ama yine de yaşlılar ve bebekler ve lise öğrencileri falan da vardı. Gerçekten böyle ailevi bir ortam vardı. İnsanlar köpekleriyle falan gelmişlerdi. Ve dikkatimi çeken şey mesela en fazla bizde kadın haklarıyla ilgili sloganlar atıldı ve bunları en çok destekleyen insanlardan, gruplardan bir tanesi erkeklerdi yani. En çok onlarda gördüm. Daha sonra en çok dile getirilen konu eşcinsellerin hakları, sonra göçmenlerin hakları ve birkaç tane de Arapça slogan gördüm. Açıkçası mesela İslam karşıtlığıyla ilgili çok fazla slogan atılmadığını söyleyebilirim o açıdan hani. Pek çok alanda liberal ama dinsel hoşgörü konusunda biraz daha sınırlıydı en azından benim gözlemlediğim kadarıyla. İki nokta daha var enteresan olan. Konuşmalar oldukça coşkuluydu. Bir konuşmacı esasen Kızılderili asıllıymış ve onun söylediği şey biz aslında hep buradaydık. Siz orta sınıflar, orta sınıf beyazlar şimdi ilk defa geldiniz ve geldiğiniz için teşekkür ederiz. O yüzden sesimiz bu kadar duyuluyor dedi. Bu anlamlı ve düşündürücü bir mesajdı. Son olarak da grup neşeliydi ve dağıldı öğlene doğru. Birden sonra göze görülür bir azalma oldu. Her ne kadar kalabalık olmasa da Chicago'da hava güzel olduğu için de insanlar açıkçası bir cumartesi gününden istifade edelim şeklinde düşündüler sanırım. Daha sonra kafelere, restoranlara dağıldı. Sanki hafta sonu geçiriyorlarmış gibi. Böyle normal bir tüketim toplumu havasında devam etti. Gözlemlerim şimdilik bunlar. Peki Başak'ın... Tabii ekleyin.
Ben Washington DC'de İslamofobi karşıtı söyleyeyim oldukça yaygın bir şekildeydi. Çok sayıda başörtülü katılımcı vardı ve başörtülü katılımcılara çok pozitif bir yaklaşım vardı. Çok sahiplenici bir yaklaşım vardı. Bu da aslında benim çok ilgimi çeken noktalardan birisiydi. Chicago ile farkı da demek ki ilginç bir noktada. Peki ben bununla ilgili bir şey sormak istiyorum. Ya şimdi benim buradan tabii takip edebildiğim kadarıyla bu ne kadar bir kadın yürüyüşü olsa da bu yürüyüşü düzenleyenlerin birazcık farklı toplumsal hareketleri, işte siyahların hareketlerini, daha işte yerli Amerikalıların hareketlerini bir araya getirmek gibi bir dertleri de var gibi gözüküyor en azından burada. Birazcık o siyasi çeşitliliği, yani Başak biraz Chicago'dan bahsetti, siz de Washington'a nasıl gözlemlediğinizi anlatabilir misiniz? Ben çok hemfikirim. Çok ciddi bir siyasi çeşitlilik vardı. Sanki farklı haklarını savunan farklı grupların bir araya katılım hakları çerçevesinde seslerini yüksek bir şekilde ifade edebildikleri bir ortamdı. Yine Chicago'dakine benzer olarak siyahların hakları, azınlıkların hakları, kadın hakları, LGBT komitesinin toplumun hakları olarak çok daha geniş bir kitlesel haklarımızı birlikte savunmalıyız fikri yaygındı. Yine erkek katılımcı sayısı çok yüksekti ve çok güzeldi. Bu hatta zannedersem sizin tarafta da benzer şeyler görmüşsünüzdür. Pek çok katılımcının üzerinde erkek katılımcının üzerine feminist dediğim buna benzer diye tişörtler vardı. Bu aslında benim gördüğüm çok güzel bir mesajdı. Peki, Chicago'da da durum farklı değildi. Çoğu erkekte pembe şapkalar vardı. Yaşlı genç. Sadece eklemek istedim. Evet. Başka siyasi hareketler de vardılar Chicago. Dediğiniz gibi yerli Amerikalılar vardı. Siyahlar eminim vardı Chicago'da. Evet. Evet. Hatta özürlüler falan da gelip kendi dertlerini bir şekilde pankart açıp belirtmişlerdi. Bazı pankartların belli bir siyasi hedefi yoktu. Sadece Trump'ın kişiliğine ve Trump'ın kendisine karşı biraz dalga geçici karikatürler olan falan pankartlar da çok vardı. Dolayısıyla sanırım Trump karşıtlığı farklı dertleri olan insanları bir araya getirdi ve grup açıkçası çok uyumlu bir şekilde hareket etti. En ufak bir sıkıntı yaşamadı. En azından Chicago'da. Peki yine Washington'a dönelim o zaman. Bu sizin görebildiğiniz kadarıyla en çok hangi sloganlar atıldı yürüyüşler sırasında? Yani bunu bir de şunun için soruyorum. Sizce mesela oradaki kitlenin temel derdi neydi? Şeyin hani Başak'ın dediği gibi daha hani Trump'a karşı bir araya gelmişlerdi? Daha öne çıkan ve dillendirilen sorunlar var mıydı? Neydi temel dert? Aslında çok kitleyi bir araya getiren bir figür olarak Trump'a teşekkür etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Daha önce birkaç yerde de yayınlandı aslında. Amerika'da ve dünyadaki özellikle kadın hakları savunucularının kendilerini birleştirici bir daha önceden çok ciddi bir ihtiyaçları olduğundan bahsedilmişti. Zannedersem bu karşı figürü bize Trump kendi kişiliğiyle, başkanlığıyla vermiş oldu. Fakat daha önce Chicago'daki deneyimlerdekine benzer olarak oldukça bir farklı fikirler topluluğunun kendi fikirlerini özgürce ifade edebildiği bir yerdi. Şöyle demek istiyorum. Bir slogan etrafında birleşmiş bir topluluk değil kesinlikle. Hatta yürüyüş boyunca farklı noktalarda farklı sloganlar atan çok fazla sayıda insan vardı. İki noktada Washington DC'de çok yoğun Trump'ın karşıtı sloganlar atıldığı oldu. Birincisi Washington DC'de bu sene açılmış olan Trump Oteli'nin önünde. Orada gerçekten hani Trump'ın kişiliği ve başkanlığıyla ilgili çok ciddi başkanlığına karşı çok ciddi sloganlar atıldı. İkincisi de Beyaz Saray'a yaklaşıldığı noktaydı. Onun dışında önemli öne çıkan sloganlardan birisi Trump'ın seçim sürecinde söylediği Obama'nın getirmiş olduğu sağlık reformlarının bir kısmını geri alacağı ile ilgili söylendi. Bunun özellikle kadın sağlığı ile ilgili olan kısmının geri alınmasına karşı çıkan kitle vardı. Bunun hem kadın sağlığı açısından savunucuları vardı.
başkanlık figürünün çok güçlü bir tek adam rejimine doğru gitmesinden dolayı duyulan korkuyu belirten bir takım sloganlar vardı. Özellikle Trump ve Putin'i bir araya getiren, karikatürize eden bir takım sloganlar bulundu. Ben aynı zamanda çok hoşuma giden şeylerden birisi, mizahın eleştirel gücünün yine çok kuvvetli kullanıldığını gördüm. Ve bunun çok etkileyici bir yöntem olduğunu her zaman inanıyordum. Bu sefer bir kere daha gördüm. Bir takım ilginç figürler etrafında kurgulanmış, çok daha sosyal ikonik figürler etrafında kurgulanmış slogan ve dövizler bulunmaktadır. Star Wars göndermeleri vardı, Game of Thrones göndermeleri vardı. Bunlar çok hoş şeylerdi bence. Başak, peki senin Chicago'da gördüklerinde en çok hangi sloganlar atıldı? Böyle insanları daha çok bir araya getiren Trump karşıtlığı mıydı, yoksa başka dertler daha çok mu ön plana çıkıyordu? Çok farklı talepler aslında dile getirildi beraberce ve dediğim gibi uyumlu bir şekilde. Herhalde bunların bir arada bulunabilmesinin en büyük nedeni Trump karşıtlığı olmasıydı, ama yani gösterinin tamamen Trump karşıtlığı üzerinden tek temasının bu olduğunu söylemek pek mümkün değil. Çünkü çok farklı grup vardı, çok farklı kesimlerden insanlar vardı ve çok farklı şeylerden bahsedildi, ama atılan sloganların çoğu Trump gitmeli, işte demokrasi neye benziyor, demokrasi buna benziyor şeklinde. Seni tek denetliyoruz halk olarak, buradayız gibi çeşitli sloganlar atıldı. Ama en çok benim gördüğüm kadın hakları yaygındı. Ardından eşcinsellerin hakları dile getirildi. Göçmenlerin hakları dile getirildi. Çok fazla sağlık reformuyla ilgili şey gördüğümü hatırlamıyorum. Dediğim gibi birkaç tane de İslam hoşgörü ve diğer dinlere dinsel hoşgörü üzerine sloganlar vardı. Ama genel olarak herkes birbirine yardımcı olacak ve dinleyecek şekilde davranıyordu. Bilmiyorum, normal hayatta kesinlikle bu şekilde davranıyorlar mı? Bunu söylemek güç, takip etmek gerekiyor toplumu, ama yani bu protesto etrafında bu farklı dertler oldukça uyumlu bir şekilde dile getirildi. Peki bu düzenlenen gösteriler büyük ses getirdi. Tüm dünyada 2 milyona yakın kişinin katıldığı düşünülüyor. Siz ikiniz de Amerika'da yaşıyorsunuz. Bu tabii böyle bir öngörüde bulunmak için daha erken, ama bu hareketlilik sizce daha büyük bir toplumsal mobilizasyona dönme potansiyeli taşıyor mu? Ve bu konuda düzenlenen, bir araya gelen bildiğiniz herhangi bir siyasi örgütlenme var mı? Tuba Hanım, siz de başlayalım isterseniz. Evet, ben bunun olumlu etkilerini görebileceğimizi öngörüyorum açıkçası. Ve gerçekten bir toplumsal hareketliliğin başlangıcı olacağını da öngörmek çok yanlış değil. Bu hem kadın hakları hem genel olarak insan hakları açısından Amerika'da güçlü bir kötü söylem karşıtlığı olduğunu hepimize gösterdi. Ve hemen ertesi günden başlayarak aslında sosyal medyada bir takım, mesela senatörünüze şu konularda yazı yazmak isterseniz şu adreslerden ulaşabilirsiniz gibi bazı paylaşımlar yapılmaya başlandı. Takip ettikleriyle katılan kadınların, özellikle farklı bölgelerden gelip otobüste o yolculuğu yaşayan kadınların daha sonra birlikte başka aktiviteler yapmak için organize olduklarına dair bir takım şeyleri gördüm. Bunu daha yaygın bir şekilde toplumsal harekete dönüşmesini beklemek bence doğru. Başak, senin görüşlerin neler? Ben o kadar emin değilim açıkçası. Çünkü şöyle... Cuma günü de iki ayrı protesto gerçekleştirildi Chicago'da, yine Trump karşıtlığı ve kadın hakları üzerine. Fakat bazı radikal ve radikal diyebileceğimiz ya da daha az kesimin desteklediği talepleri dile getiren gruplar cumartesi günkü yürüyüşe katılmama planı aldılar. Çoğu insanda böyle bir tepki vardı. Bunun da nedeni işte her kesim yeteri şekilde temsil edilmiyor. Dolayısıyla yeteri kadar demokratik değil idi. Buna dayanarak şunu söyleyebiliriz ki çok farklı gruplar vardı ve organize olan insanlar yine etrafındakileri organize ettiler. Ama kalabalığın gelmesinin nedeni çoğunlukla
normal vatandaşlardı ve normal vatandaşlar için havanın güzel olması önemli bir etkendi. Elbette seçimlerden sonra çoğu seçmen Chicago'da hayal kırıklığına uğradı ve sinirlendi. Ama dediğim gibi onlar için sanki daha çok bir yerden sonra hafta sonunun güzelliğinden faydalanmaya döndü iş. İlk başta protestoya geldiler fakat ya yine tüketim toplumu olarak bireysel yaşantılarına geri döndüler. Çünkü bu aslında bahsedilen tartışma konularından biriydi. Çünkü oradaki organize olan gruplardan birkaçının lideri arka arkaya bunu söylediler. Şu anda siz protestoya gelerek önemli bir şey yaptığınız, iyi bir şey yaptığınızı düşünüyorsunuz ve evinize geldiğinizde de aynı hisle yatağınıza yatacaksanız bu aslında başarılı olmuş değil. Bunun bir harekete dönüşmesi lazım. Bunun harekete dönüşmesi için devamlılık gerekiyor ve süreklilik gerekiyor. Ve sizin sadece bir cumartesi günü değil, düzenli olarak eylemlere katılma, yani eylem dediğimiz aktivitelere katılmanız gerekiyor ve aktif olmanız gerekiyor. Çünkü Amerikalıların bu bireysel yaşamında nasılsa başkası yapar, yanımdaki yapar diyerekten bir şekilde direkt sorumluluk almaması da söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla benim görüşüm olabilir, eğer hali hazırda olan sivil toplum örgütlerine katılım biraz daha artarsa ki umarım artar. Ama onun dışında normal Amerikalı'nın kısa bir dönem mobilize olması ileride de bir toplumsal hareket olacağını gösterirme emin değilim. Peki, çok teşekkürler. Benim sorularım bu kadar. Sizin başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Acaba hafta sonu olan yürüyüşte ya da genel olarak Amerika'daki atmosferle ilgili? Ben aslında neyin büyük eksikliğini çektiğimizi belirteyim. Chicago'da kaç tane polisle karşılaştığınızı bilmiyorum ama ben bütün yürüyüş boyunca sabahtan akşama kadar çok büyük bir alanda yürüdük. Toplamda 4 polis gördüm. Bir tane de trafik polisi arabası gördüm. Bu benim için oldukça ilginçti. Çünkü hani ne çevik kuvvet vardı, ne toma vardı, ne ciddi bir bizim algıladığımız anlamda bir koruma vardı etrafta. Ve düşünürseniz sonuçta yeni seçilmiş olan Amerikan başkanının kendi evinin bahçesindeydik. Hakikaten o da bizi görüyordu, biz de onu görüyorduk. Hani balkondan bize el sallamaya çıkabilirdi. Biz de ona el sallayabilirdik. O kadar yakındık. Ve bu kadar rahat bir gösteri olması ve polisin varlığının hissedilmemesi bence gösterinin barışçıl devam etmesinde önemli rolü olduğunu düşünüyorum. Ve insanların kendi haklarını özgürce isteyebilme, sokağa çıkıp rahatsızlıklarını dile getirebilme özgürlüklerini ne kadar önemli olduğunu bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bu tabii ki her yerde ve herkesin aynı şekilde değil. Düşünürseniz bir gün önceki gösterilerde, Trump karşıtı gösterilerde Washington DC'de polisin biber gazı kullandığı da oldu. Yine de 1,5 milyon kişinin bir araya geldiği bu kadar kapsamlı ve geniş bir gösteride polis şiddetinin olmamasının çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunun aslında hani dünyaya örnek olması gerektiğini de düşünüyorum. Başak, ben de kesinlikle bu konuda katılıyorum. Ben de çok az polis memuru gördüm. Çok az polis arabası gördüm. Olanlar da yani en azından 4-5 tane falan da gördüğüm kadarıyla ve insanları yönlendirmekten başka hiçbir şey yapmıyorlardı. Sadece birkaç helikopter havada dolandı bir ara. Ondan sonra onlar da gittiler gördüğüm kadarıyla. Ve sanki devletin bu protesto eylemine izin vermesi gibi bir şey söz konusu oldu. Özellikle bir de bir şey var tabii. Chicago aslında demokratik, demokrat ağırlıklı bir ülke ve tren saatleri insanlar yürüyüşe gidebilsinler diye yani o saatlerde daha sıklaştırıldı. Ve normalde mesela 20 dakikada, yarım saatte gidebileceğimiz bir yolu bir saatten fazla sürede aldık ve trenler aynen Çin'de gördüğümüz resimler gibi tamamen doluydu ve insanlar metrobüske ayakta duracak yer arıyorlardı. Bu Chicago için aslında çok alışıldık bir durum değil. Eğer futbol maçı yoksa insanlar bu şekilde pek bir yere gitmiyorlar. Ama bu şunu gösteriyor. Chicago şehri belediyesi de aslında
bunları yardımcı oldu. Tren seferlerini sıklaştırarak, yolları düzelterek, insanlara engel olmayarak. Bence bu da önemli bir işbirliği ve güzel bir örnek. Peki, çok teşekkürler Tuğba Hanım ve Başak katıldığınız için programımıza. Umarım orada yeni şeyler oldukça sizle yine tekrar konuşuruz. Gözlemlerinizi, fikirlerinizi dinleme şansımız olur. Çok teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tuğba Tanyeri ve Başak Taraktaş'la hafta sonu Amerika'da gerçekleşen Dev Kadın Yürüyüşü'nü konuştuk. Bize kendi katıldıkları şehirlerden, Chicago ve Washington'dan izlenimlerini aktardılar. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.